Şuraya bakacağım, oraya değil. O kadar tatlı ki böyle pembeli falan. Bu arada gerçekten bakın o Dolce Vita ruju sürdüm. Eyeliner çektim şöyle. Buralarımı aydınlatıcı sürdüm. Bu bir ilktir. Şu an bir ilk yaşanıyor gerçekten. Yani aydınlatıcı ne onu bilmiyordum. Aloha. Bugün size gitmeyin dediğim 3 şehirden bahsedeceğim ve bu 3 şehirden bahsetmemin en büyük sebebi ben gezerken eski zamanlarda yani bundan 2-3 sene öncesine kadar böyle bu 3 şehre özellikle kafayı takmıştım. Yani beğenmedim bu özellikle bahsedeceğim 3 şehri ve bunun nedenlerini biraz sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki de niyetim asla oraları gitmeyin, görmeyin demek değil ama benim deneyimim ve o şehirden aldığım elektrik mi diyeyim artık yani hani genel tecrübem diyeyim çok iyi olmadı. Bunu sizlerle böyle çok açık ve dürüst bir şekilde paylaşmak istediğim için bu videoyu çekmek istedim. Bir de ayrıca şöyle bir şey var. Hani genelde hepimiz bu da çok güzel bir şey. Sevdiğimiz işte sizin de denemenizi istediğim ben şahsen şeyleri paylaşıyorum. Ya da işte bu ne kadar güzel siz de deneyin ya da bu bana çok iyi etki sağladı. Siz de hayata bu açıdan isterseniz bakabilirsiniz gibi gibi. Böyle değişik konuları ele alıyorum ama aynı zamanda belki çok sevmediğim, belki çok hoşuma gitmeyen, belki bana iyi gelmeyen konuları da ele almak sağlıklı diye düşünerek de bu videoya başlamak istedim. Arkadaşlar gitmeyin dediğim birinci şehir Bombay, Mumbai diye geçiyor Hindistan'da. Ve ben bu arada yıllarını da vereceğim size. Ne zaman oraya gitmiştim? Hindistan'a toplamda 3 kere gittim. Ve Bombay'e de 2 kere gittim. İşte Agra, Jaipur, Yeni Delhi. Böyle o bir üçgendir zaten. Bilenleriniz bilir. Öyle hani gezmiştik. İşte güneyine çok inmemiştik ilk gittiğimde. Babamla hep gittim yani 3 kere de. Çünkü babam böyle Hindistan aşığıydı. Ve hani Agra, Jaipur, Yeni Delhi'yi beğenmiştim. Ama güneyine indiğimizde bir de Pune'ye gitmiştik. Hani Osho'nun aşramı o zamanlarda babam çok istiyor diye beni sürüklemişti. Oraya gitmiştik ve Pune'de Bombay'e uzak değildi. Oradan da oraya geçtik falan filan. Ve sene ben size söyleyeyim 2006 ya da 2007. Yani ben o zamandan beri gitmedim ve bu 13-14 yılda neler değişti bilmiyorum. Ama o zamanki deneyimlerime göre bir kere zaten Hindistan'da sokaklarda inekler falan görmeniz çok büyük olasılık. Çünkü onlar ineğe tapıyorlar ve kutsal sayıyorlar. Dolayısıyla zaten sokaklarda inekler var ve bu beni hiç rahatsız etmedi. Ya da böyle temizlikle ilgili ne bileyim pis duygusu uyandırmadı. Hayvanları belki de çok sevdiğim için. Ama beni çok rahatsız eden bir nokta gerçekten yani bunu Bombay'de çok fazla yaşadım. Diğer şehirlerde bu kadar hani Hindistan genelinde hissetmedim ki o zamanlarda yani 15-16-17 yaşlarındayım diyeyim size. Böyle mesela çok taciz oluyor sokaklarda ki babamla olduğum halde. Yani şöyle bir örnek vereyim yaşadığım olay. Birine bir yol mu sormuştuk, bir yere mi tuktuklar var zaten orada. Hani genelde tuktuklarla gidiyorsunuz böyle üstü açık falan. Yani çok böyle gelişmiş bir araba türü değil ama hani orada onlarla gidiyorsunuz. Orada çok mu para istiyordu? Biz böyle onu mu konuşuyorduk? Hani şey pazarlık mı yapıyorduk? Hatırlamıyorum. Onu yaparken işte böyle bana göbeğinde delik mi var dedi. Galiba biraz göbeğim gözüküyordu hatırlamıyorum. Ben de evet falan demiştim. Göbeğini aç, öyle açsana falan. Böyle bir saçma sapan bir konuşma geçmişti. Ve böyle çok rahatsız olmuştum. Yani babam da tabii ki anlamamıştı o sırada ne oluyor ne bitiyor falan ama böyle yani o bakışları hani insanların o erkeklerin yaklaşımı hani turistlere özellikle kendi içlerinde bilmiyorum. Ben bir kadın olarak bir kız çocuğu olarak da o zamanlarda çok rahatsız olmuştum ve böyle gerçekten ben bu şehirde rahat gezemem demiştim. Bunun yanı sıra genel olarak çok pisti Bombay. Çok kalabalık ve hava kirliliği çok fazla gerçekten yani. Yine o zamanlarda diyeceğim hani yine dediğim gibi birkaç sene geçti, bayağı sene geçti gideli. İngilizceleri çok iyi değildi. Bununla ilgili zaten müthiş derecede sıkıntı yaşamıştık ve ulaşım zaten çok iyi değil. Hani bir şehirden bir şehre gitmek yine kolaydı. Hatırlamıyorum onu da nasıl gidiyorduk. Galiba böyle biz özel araç kiralamıştık ve bu arada gerçekten pahalı değildi o zamanlarda.
Ama şehir içinde gezmek, dolaşmak o biraz zorluyordu. Onun sıkıntısını çok çekmiştik. Dolayısıyla bu arada benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Londra'da yaşıyor, Vicky. Onu vloglara hiç dahil ettim mi bilmiyorum gerçekten. Ama bence etmiştim bir vlogda. Her neyse, Vicky işte yarı İtalyan, yarı İngiliz ve böyle dünyayı dolaşmaya bayılan bir kız. O bir yerde... Kerala diyeceğim ama emin değilim. Hindistan'da bir yerde tek başına seyahat ediyordu. Ve Goa'yı falan zaten duymuşsunuzdur. Çok turistik, hani oraları falan sorunsuz dolaşmıştı. Ama bir yerde böyle kaçırılıyordu yani neredeyse diye bana anlatmıştı yaşadığını. Ondan sonra da hani gerçekten Hindistan'dan böyle biraz ürkmüştüm. Ve Güney Hindistan, size bahsettiğim bölge. O yüzden ben Bombay'e gitmenizi çok önermiyorum. Yani seyahat sıranızın diyeyim ya da listenizin en başında bence tutmayın. İkinci şehrimize geldik. Gitmeyin dediğim ikinci şehrimiz, daha doğrusu listelerinizin sonlarına atabileceğinizi düşündüğüm ya da önerdiğim ikinci şehir Frankfurt arkadaşlar, Almanya'da. Ben herhalde bir 9-10 sene oldu hani Frankfurt'a gideli. Yani Avrupa'yı zaten bayağı gezdim, gördüm ama gitmediğim ülkeler var. Romanya'ya mesela hiç gitmedim. Ama hani genel gezmişimdir. Şimdi Almanya'yı da az buçuk biliyorum diyeyim. Öyle deli gibi bilmiyorum. Hani Berlin'e gittim, işte gittiğim gez, Hamburg'a gittim birkaç kere. Ama böyle bütün Berlin'i dolaşmadım. Ama Frankfurt'a trenle bir gece kalmıştım galiba ve hani bir gün böyle dolu, yok iki kere gittim, yalan olmasın. Bir de aslında 3-4 sene önce gittim, evet, bir sebepten dolayı aslında. O böyle gezelim dolaşalım değil de bir arkadaşımın işi vardı. O böyle sen de gel diye beni davet etti diyeyim, öyle gittim. İkincisinde de beğenmedim, ilkinde de beğenmedim ve beğenmememin en büyük sebebi, şimdi bilmiyorum size oluyor mu böyle, bana çok oluyor, bazı şehirler ruhsuz geliyor. Yani hissedemiyorum böyle. Hani nasıl diyeyim, donmuş sanki gibi geliyor bana. Ve bunu çok nadir bu arada hissediyorum. Hani bazen bir şehrin bir bölgesinde böyle bir şey oluyor. Yani nasıl diyeyim size, ne kadar canlı bir şehir aslında ama o bölgede böyle sanki böyle iyi hissetmiyorum diyeyim. Yani hani en böyle anlaşılır dille. Frankfurt'ta da böyle sanki hani robotik geldi bana. İnsanlar zaten, tamam Almanlar hani bize göre en azından bir tık daha az böyle ellerini kollarını kullanıyorlar. Daha az böyle hani dokunuyorlar, sarılarak ifade ediyorlar duygularını falan filan ama bahsettiğim o değil. Yani Frankfurt'ta böyle aşırı bir resmiyet, aşırı bir böyle hani ne göreceğim ben burada duygum vardı. Yani tabii ki de sokakları falan güzel ama hani temiz. Zaten Avrupa şehri. Ama böyle hiç hani markaların olduğu işte sokaklar var. Yani beni açmadı. Şuna da değineyim. Yani mesela Polonya'da, aklıma şu an o geldi. Polonya'da da bazı şehirlerde ve birçok Avrupa şehrinde tabii ki de belli başlı markaların olduğu sokaklar oluyor. Ama hani çok farklı bölgeleri de oluyor ya da turistik bir bölgesi oluyor. Paris'te Şanzelize mesela, hani turist işte markaların olduğu hani bir bölge ama ne bileyim aşırı derecede inanılmaz güzel bir bahçesi oluyor, müzeler oluyor falan. Frankfurt'ta da bu vardır, yoktur demiyorum ama genel havası, genel itibariyle beni hiç içine çekmedi. Yani aşırı böyle bir turistlere oynanmış. Hani böyle sanki, ha şöyle diyebilirim size, doğru kelimeyi buldum. Zaman içinde donmuş bir şehir ve de sanki orası böyle hep yaşanılacak değil de hani başka bir yere geçerken uğrayacağın ve oradan gideceğin bir şehir gibi. Hani böyle anlatabilirim. O yüzden beni çok çekmedi ve dediğim gibi böyle hissettiğim o resmiyet, resmi bir hava vardı genel itibariyle şehirde. O yüzden de açıkçası Frankfurt'a gideceğinize, bir kere ben Münih'e hiç gitmedim. Mesela Münih'e gitmeyi çok istiyorum. Aranızda bu arada Münih'e gidenler varsa yorumlarda lütfen benimle paylaşsın. Siz önerir misiniz Münih'e gitmemi? Orada Oktoberfest vardır biliyorsunuz. Aşırı derecede dolup taşar. Bu sene olacak mı bilmiyorum bu durumlardan dolayı. Ama Oktoberfest'e gitmek istediğimden de değil. Sadece Münih'i çok merak ediyorum. Genelde Güney Almanya'da insanların daha sıcak olduğu söylenir. Benim hani arkadaşlarımdan hep duyduğum. O yüzden de gidenleriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Benim önerim, Frankfurt'a gideceğinizi, Almanya'ya gitmek istiyorsanız Berlin'i kesinlikle görün. Hamburg'a gidin. Düsseldorf bence çok güzel. Ben bayağı beğenmiştim. Böyle minik
Üniversite şehri aslında ama yani müthiş bence bir şehir. Bilmiyorum, benim çok böyle işte dediğim gibi o enerjisi çok geçmişti bana. Her neyse, şimdi şuraya gidin buraya gidin demeyeyim, zaten gidin diyeceğim inanılmaz yer var size. Ama bununla ilgili, hani bu içerik ilginizi çektiyse ya da seyahat etmekle ilgileniyorsanız, gittiğim ve sevdiğim 6 ülke 9 şehri paylaştığım bir video var. Onu zaten buralarda bir yere koyarım, ya sağa ya sola. Ona bakabilirsiniz, onu da izleyin derim. Orada da zaten sevdiğim ülkelerden şehirleri sizlerle paylaştım. Şimdi geldik 3. şehrimize geldik. Bu 3. şehrimize açıkçası ben Ocak ayında, zaten onu da vloglarda sizinle paylaşmıştım, Kamboçya'ya gittim. Yani Aralık sonu muydu? Yok, Ocak başı mıydı? Yok, Ocak'ta gittim tabii. Ve Kamboçya'da Phnom Penh'e hiçbir şekilde gitmeyin derim arkadaşlar. Yani nasıl, neresinden alayım, nasıl anlatayım size, hani olabildiğince böyle kibar bir dille diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, bir kere kapkaç olayının bu kadar orada yaygın olduğunu bilmiyordum. Kapkaça uğrama ihtimaliniz yüksekmiş. Hani bu bana söylendi. Ve zaten benim arkadaşım, hani Arzu'yla beraber gittik, Arzu'nun başına bu geldi. Dolayısıyla hani birinci konu kapkaç, dikkatli olmanız gerekiyor. İkincisi, aşırı derecede pis bir şehir Phnom Penh. Yani diğer şehirleri katmıyorum çünkü Phnom Penh ekstra pis. Ya yani herkes böyle motosikletlerle dolaştığı için özellikle böyle egzoz kokuları her yerde ve böyle o hani cildinize yapışır ya o pislik. Öyle hissediyorsunuz. Yani o egzoz dumanı böyle cildinizden, ben böyle kendimi çitilemek istiyordum günün sonunda. Öyle bir duygu oluyordu. Hani öyle böyle bir pisti. Bayağı hani kirli havası. Belki gitmek istiyorsanız hani çok fazla ya da oradan geçecekseniz, hani Kamboçya'ya gitmeyi düşündüğünüz zaman mutlaka bir maske alın derim yanınıza ve hani ellerinizi falan böyle temiz tutun. Onun dışında zaten aşırı derecede kalabalık ve ben hani şeye şaşırdım. Normalde hani böyle Kamboçya gibi bir ülkeden beklentim, hani insanlarından daha nazik, daha böyle şefkatli, hani daha böyle gülerek, mesela Tayland'da hep onu hissetmiştim ve hani hiçbir yerde insanlar böyle bana çok kaba gelmedi ama Phnom Penh'de özellikle böyle bir kaba geldiler bana. Nedenini bilmiyorum. Hatta ben mi yargılıyorum diye de düşündüm ama böyle gözlemlediğimde de yani öyle çok deli gibi kibar değiller. Tamamen genelliyorum bu arada. İstisnalar tabii ki de var. O yüzden de hani o benim hoşuma gitmemişti. Bu sebeple çok gitmenizi önerdiğim bir şehir değil. Bir de biz 2 gece kaldık toplamda Phnom Penh'de. Yani aslında hani orada ama gezme imkanımız oldu yani şehirde. Böyle belki 2-3 hafta geçirsem fikrim değişir mi bilmiyorum ama zaten hani ben bir günden sonra bile ay yeter, ben hani buradan gitmek istiyorum duygusuna geldim. Yani beni, zaten ben size şunu söyleyeyim bu arada, bu da çok önemli bir ayrım olabilir sizle benim aramda. Şöyle bir şey, hani eğer ki siz şehir insanıysanız ve hani şehir seviyorsanız çok fazla ve doğa olmasa da olur, hani ben işte ne bileyim mesela New York'a bayılıyorsanız, hani New York belki çok muhteşem bir örnek olmayabilir ama böyle büyük binalar, hani her yerde böyle gökdelenler falan, tamamen bir şehir insanının sevebileceği bir yer New York. Ben mesela bayılmıyorum. Dolayısıyla bu açıdan da aramızda büyük fark olabilir. Çünkü Frankfurt ve Phnom Penh özellikle çok şehir şehirdi. Ben daha böyle hani doğa da olsun, böyle insanlar daha rahat olsun, tabii ki de pis olmasın havası ve böyle hani hissedebileyim gerçekten böyle o şehirde bir hareket olsun, hani şehir bile olsa böyle bir canlılık, böyle bir hani bir tatlılık olsun istiyorum. Dolayısıyla hani bunu istiyorsanız size hitap etmeyebilir. Bu da bence önemli bir ayrım. Ve 3 şehir bundan ibaret arkadaşlar. Sizin gittiğiniz ve sevmediğiniz şehirler oldu mu? Olduysa bunu yorumlarda benimle paylaşın ve gerçekten merak ediyorum. Bir de sebebini paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hani burayı sevmedim tamam ama neden sevmediniz onu? Onu merak ediyorum açıkçası. Ve belki ben de gitmişimdir, belki ben sevmişimdir. Hani bilmiyorum, onu bir görmek isterim açık. Yani paylaşmanızı isterim, okumak isterim diyeyim. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum. Görüşürüz haftaya. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.
İkisi eşit değil daha ama eşitleyeceğim. Bu da olacak zamanla. Şöyle bir bakayım. Ay ne kadar enteresan. Böyle mi yapsam? Nasıl yapsam ya? Böyle iyi. Ay uzattım mı yine ya? Kas hep uzatıyorum ya. Ne yapayım ya? Kibar kibar cici kız gibi böyle yani.